Herkese merhaba, ben Şenol. Farming Simulator'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hayvanları falan kontrol ediyordum. Hiç var ya doğru düzgün şöyle etrafa baktım yok. Değil, arı gibi çalışıyorum sürekli. Sürekli arı gibi çalışıyorum. Koyunların yanının manzarası baya güzelmiş ya. Bunu fark etmemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam tabii. Ve hayallere falan daldım. Arada bir tavsiye ederim. Çok daraldığınız zaman böyle bir gözünüzü kapatıp hayal dalmak. Fena olmayabiliyor da çok abartmadan tabii. Ama bak komik kısmını anlatacağım şimdi niye bu konuya giriyorum. Şimdi tut ki böyle bir hayvanlara falan bakıyorsun. Hoş şu paletler gerçekte burada olmayacak tabii ki. Hatta şu su tankerini de muhtemelen evde tutarım. Neyse sonuç olarak hayvanlarımız var ki 91 tane olmuşlar bu arada. Allah bereket versin. Kaç almıştık? 60 mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Aklıma gelen ilk şey. Hayal kuruyorum. Böyle temiz hava, mis gibi doğa. İşte hayvanlara bakıcılık falan ki muhtemelen gerçek hayatta yapan sövebilir bile. Hani ne pis içtir sen buradan öyle gözüküyor falan gibicesinde işte hayal. Aklıma gelen ilk şey. Ulan dedim burada internet yoktur. Olsa bile kötüdür. Şaka gibi ya. Doğayla alakalı hayal kuruyorsun. İlk aklına gelen şey olur mu ya? Yani ne bileyim ilk aklıma o geldi. Ama böyle bir insana bir rahatlama geliyor ya. Şeye takıldım özellikle. Nerede o? Şunların renkleri benim hoşuma gitti. Tahmin ediyorum 91 tane tabii ki burada yok da. Yakında 100'e bağlar. Şimdi tarlaların hepsinin ekimini hallettim. Göstereyim hemen. Hepsi ekildi ki şu arada hızlandırdığım için bir miktar ton farkı oldu. 27 artık son safhasına geldi. Onu artık... Ups. Bu ne be? He bu arada bunu da tamir ettim. Dayanamadım dedim çok masraf yazıyor. Babacım burada... Şunu bir... Bir daha deneyelim. Ya senin Allah canını almaya. Nerede o? He kapalı çünkü sivri zeka. Şimdi tıkla. Evet. Buradan kapatmıştım. Neyse bunu hizaladım. F1'e bas. Saman yığını devre dışı bırakma. Yok tamam böyle. Eyvallah. Çalış. Son bir kontrol edeyim arkasından ne olur ne olmaz. Çünkü bunun bütün amacı bu. Aynen tamamdır. Aklıma geldi iki sırayı toplayıp tek sırada halletmek de gerek yok. Tırı getirdim buraya park ettim. Hayvanlarda ufak tefek eksikler vardı onları hallettim. Şu an yapacağım iş bu. Şunun ucunu da böyle şeyin yanına bıraktım. Sıvı tezek mi diyeyim artık. Bu tarafa bıraktım. Buna başlığı zaten satın almıştık. Bunun başlığını gidip alacağız. He arkasında da römorku takacağız tabii. Samanları toplayabilmek için. Haliyle. Ağaç işine bugün giremeyebilir. He şeyi de söyleyeyim bu arada. Borçada borçada diye bayağı ısrar eden borçsuz hayat istiyoruz diyen arkadaşlara şöyle göstereyim hemen. Eşim ıtı da var hatta onu da unuttum. Neredeydi lan o? He burada. Borcun tamamını ödedim. Muhtemelen geri alacağım. 300 bin dolar burada var. Tamamını ödediğin zaman eşim ıtı geliyor. 2015'te de vardı. Aklımdaydı aslında. İlk 300 bin doları bulunmaz al ver yapacaktım da öyle kalmıştı. Sonuçta şu an verdim. Ama muhtemelen tekrar alacağım. En kötü kenarda 300 bin dolarımız var deriz. Buydu değil mi ya? Aslında... çim biçme makinesini bir dahaki sefer alırım ya. Şimdi bir dahaki çim biçme zamanında 11 numarayı bunun... çok pardon. Bunun şeyiyle yapacağım. Çim biçme başlığıyla arkasını toparlayıp silaja atarım. En temiz öyle ya. Zaten söylemiştim. Römorkunu ben nereye koydum? Diğer taraftaydı. İnek bir miktar daha alasım var. Şu anda gübre yetiyor. Hayvan gideri de çoğalıyor işte. Tam onlara bakamadım. Yani inek başına ne oluyor ne bitiyor diye. Açıkçası bir yerden sonra da çok da sallamadım yani geliri. Heh şunun hakkında geyikler var. Tam virajın karşısına koydum. Biraz daha indireyim ben onu ya? Dur bakayım. Tam ölüm virajı. Onun geyikleri dönüyor. Şöyle yaparsam herhalde. He? Bir saniye. Şimdi ne yaptığımı açıklayacağım. Şimdi buradan Şahin'le yanlayarak gelen gençler hayati tehlike geçiriyorlar falan tarzında bir muhabbetler vardı da yorumlarda. Tamam mı şimdi? Oldu gibi bence ya. Tamam. Buradan eskaza gaza gelen gençlik kazıklara girdi mi? Kendine gelir diyemem. Kendinden geçer. Ölür muhtemelen ya. Tövbe estağfurullah. Ya burada hız yapmayın kardeşim. Burada hız yapmayın.
Hız yapmak kötüdür. Boğazıma da ne oldu? Aman be. Ses 1-2 tamam. Kaptır. Arkasından direkt gitsem mi? Bence bir miktar bekleyeyim onu değil mi ya? Birkaç sıra tamamlasın. Hani bu da çok hızlı toplayamaz ki dolduğum zaman zaten. Merak ediyorum abi ne kadar alacak. Ups. Buraya da alacağım. Kanolaya benziyor ha. Kanolam 200 bin ama ağzına kadar dolu. Hatta ekstra kaldı kamyonun üstünde. İçinde. Oo, doldu bile. Kamyonda kaldı. Onu gittim sattım bile. Hemen yakına sattım. Yakının güzel kısmı. Durum nerede benim? Gip. Hemen şu arkadaki mekana sattım. Güzel kısmı zaten en pahalısı da oydu. Şu an itibariyle aman aman pahalı değildi tabii ki de. Oy, dolmamış ki lan daha %80. Yalnız 2 sırada dolacak mısın sen? Vay anam vay. Buğday abi. 2 sırada 8600. Burası tırı fazlasıyla doldurur ha. Burası ne? Şu kalın kısmı hallettiğim zaman zaten doldurur. Şuraya bak 2 sıra yapamadı bile adam. Buradan hiç yoktan 5 defa doldursa yok. Belki. Yani uzun lafın kısası full tır yetmeyecek. Buranın tamamına. Bunların boyutlarını değiştirme olaylarına falan da baktım. Şeylerden yapılıyor da. Bir nevi kod değiştirmeyle oyunun şeyini değiştiriyorsun ya. Hani bazı oyunlarda yapıyorum tabii yapmıyor değilim ama. Hani bilmem kaç saat oynadıktan sonra yaptığım şeyler ki. Bu oyun o kadar uzun süre bana gitmez ya. Farmer Dynasty evet. Maalesef Steam'den tekrar kaldırıldı. Nereden satın alınıyor hiçbir fikrim yok. İnternette yazıyorum hani nereden satın alınır diye. Hiçbir sitede yok. Bir şeyde var. Steam key'i var işte ona da güvenip de alamadım abi. Var bir sitede mi ne gördüm? Kinguen'de vardı galiba yanlış bilmiyorsam. Steam CD key'i satıyor hala. Boşunuz 10 küsüre mi ne satıyor bir de o var ya. Zaten o kadar para vermem de zaten güvenme de güvenemem ona yani. O iş yalan. Yürü bakalım. Üçüncü sırayı yaptın ha. Hadi hayırlı olsun bakalım. İndir baba. Arkasını çalıştırma gibi bir şey yok zaten. Sıra olarak da... Lan insan biraz daha kalın koyar ha. Ha şunu çalıştıracağım herhalde değil mi? Ney? Pardon. Önceki aracı açmanız... bunu açmak mı gerekiyor? Açılıyor. Aman ya Rabbi, gördün mü? Açılışı gördün mü? Bak şimdi bak basıyorum. Tada! Bu mu lan açılma? Sivri zeka. Allah. Kaç kilometre hızda? 20 ile. Tabi bir yerden sonra şey... Ney? Olay ne? Anlamadım. Bu değil mi lan yoksa? İndir abi. Çok yanlış başlık aldım ben galiba. Oo, bunları değiştirmişler. Evet, sıçtığımız andır. Buyur buradan yak. Bunları değiştirmişler. Sadece kuru ve yaş çimi alıyor. Hadi buyur buradan yak. Bunlar her türlü şeyi biçiyor ki hala saman yok. Bununla saman alamayacak mıyım ben şimdi? Bu da mısırın tefesini alıyor. Of hayallerim yıkıldı. Abi şu kuruninkiyle aldım ben ya saman topladım 2015'te. Oho ayıp ettin abi ya. Harbi çok ayıp ettin ya. Uy. Vallahi ayıp ya. Yakışmadı. Yakıştı mı şimdi sana? Yakıştı mı? Hiç yakıştı mı? Hadi buyur buradan yak. Yani 100... Ağır oldu. Kapat. Kapat. Al indir boruyu da indir. Çaktırma. Sıçtık. Harbi sıçtık. Ne bakacağım? 21 binlik şeyim var boşta galiba. Bir tanesi burada full çim dolu. Öbürü base'de olması lazım boş, müsait. Şu ucu satayım o zaman. Abi
Şimdi ben başka bir şeyle keseceğim de bununla alacak mıyım? Bu mu yani mantık? Alakasız bir mantık oldu bence. Çok saçma. Hani çimi bununla alacak olsam çimbicme başlığı var, onunla keser alırım. Bu normalde bütün düz çizgi ne var ne yok toplaması lazım. Bütün dediğim zaten ne var alt üstü. Ekstra bir de samanı tutması gerekiyordu. Tutmuyor. Evet, bunu not alalım. 2017'de işler biraz değişmiş. Hiç dikkat etmem, aklıma bile gelmedi onu tutamayacağı, biliyor musun? Sıfır. Neyse, hazır bununla bunu bırakıyorken o zaman çim biçme ucunu alayım. En azından şeye yarar. Çok kötü oldu. Abi 130 bin dolar vermem öbürüne ben ya. Yani 20-21 binlik de idare edeceğiz artık. Base'den getiririm onu muhtemelen. Onunla toparlarım. Çok ağır oldu bu. Hiç yakışmadı. Kaç para zarar edebilirim ki zaten? Başlık 14 bin miydi? 12. Bir şey olmaz o kadar da. O kadar değil de. Sadece. İnşallah burada yanlış görmüyorum yani bu. Kuru ot, yaş ot diyor. Başka bir şey demiyor. Yani şunun bile alması lazım normalde ya onu. Ama normal çimi biçiyor. Soya fasulyesi, kanola, buğday, arpa. Bunları full şeye çeviriyor. Bunu alacağım tabii başka. Şu var bende. Şuna gerek yok. Mısırın başları çok saçma oldu. Tek çizgi. Gerek yok. 26 bin. Ver. Onu alalım. Tamam, ben bunu o zaman... arkasına şeyi de almam gerekiyordu. Niye almalıysam. Kafasını alayım. Arkasını alayım. Çim biçme yerine bırakmaya bile gerek yok ya. Onlar büyümedi daha. Büyüdüğü zaman götürürüm. Bakar mısın? Çim biçmenin kralı. O zaman bırakırım. Ben base'den şeyi kapayım geleyim. 21 binliği. Bak şimdi. Bir sırada bir dolacak şimdi var ya. Uğraş babam uğraş. Tahıl tankını doldurdu. Bir de bunun biçmesi. Of. Yandık. Tahmin ediyorum 7-8 defa yanına yanaşmam gerekecek bunun. Başka türlü olmaz. Lan ne güzel hayal kuruyorduk az önce. Şimdi burnumuzdan getirdim be. Ben şu işleri halledeyim. İnşallah gaza gelmeyeceğim de. Ne olur ne olmaz gaza gelebilirim diye tamirini de yaptım arkadaki abinin. Belli mi olur? Yani bir sırada dolarsa bile uğraşırım herhalde ya. Ha, bir parça daha doldurdu onu. Yalnız işin ilginç kısmı, ilk seferde gitti geldi ikinci sırayı tam bitirmek üzereydi ki bitirememişti. Bitiremeden dolmuştu değil mi? Tam şurada. Sonra buradan git. Tamam, burası hadi şurada bir şey yoktur. Gitti geldi tekrar girdi şuraya. Gördüğünüz gibi. Şuralarda falan doldu. Yani ilk sıradan çok az dolmuştu. Şimdi ikinci sıradan biraz daha fazla da doldu diyeyim. Böyle açıklayayım. Ya sıraların boyu değişiyor. Yani burası da bir miktar eğimli ama eğimli de olmaması lazım ya. Bayağı düz gibi gözüküyor. Ben şu pisliği ilk başta alayım da. İşin güzel tarafı traktörümüz fena değil. Bununla rahat rahat toparlarım onu. Şu sıradan başlasam ne olur? Evet, ne olacak? Maksat şu tarlanın dışında kalmasın. Sarı sarı bariz de belli oluyor yani. Onu hiçbir türlü bırakmam da. Heh. Hadi bakalım bismillah. Bir sırada ne kadar alacak? Sırada dolabilir ha bu. Harbiden dolab. İki sırada bir çerdöver doluyor. Bir sırada bu doluyor. Gibi diyeceğim de yok ya, bir sırada dolmaz. İkinci sıranın neredeyse yarısına falan gelebilir. Oy. 250 bin. Şey atsam mı, hala onu düşünüyorum. 250 bin. Cık, yok ya. Oradan hala makineye nasıl sınırlı sayıda koyabilirim onu çözemedim. Onun için o koyduğum ambara saman atasım hiç yok. Sıkıntılı yani, o uğraştırır adamı. Hani bilmiyorum ne kadar süre kullanacağım, o da var ya. İşin sonuna doğru geldim gibi gibi ama fark etmez yine de. Sıkıntılı. Ne olur ne olmaz yani, uzun süre kullanacak gibi hesap edeyim. Yapayım. Şuna da dönülmez bu oğlum. Ama dönüyoruz tabii.
Allah akıl fikir versin. Ya deli gibi dolacak orası ya. Yanını da doldururum aslında. O da olabilir. Hemen hemen 600 bin şey var. Dönebildim mi oradan? Ha, döndü. 600 bin silaj var. 250 bin çim var. Ki en az da bu lazım, biliyor musun? Harbiden en az da bu lazım. Ha, bunu da buraya getirdim. Yıka yıka diyenler vardı şu. Arkadaşı sürekli yıkıyorum ben zaten. Bak gıcır gıcır gördüğünüz gibi şu an park halinde burada. Zaten deli gibi yıkıyorum da. Problem. İki adım tarlada iş yapsa. Şunu döksem arkaya yığılmadan. Dökülmeden. Döküldü mü lan? Ha, yok. Kolay kolay dökülmez. Oğlum döksene. Tarlaya ufacık giriyor anında leş gibi oluyor. Bayağı leş gibi. Buraya zaten sığmaz ki bu ya. Sığdırdığımı sığdırayım, gerisini oraya atayım. Nasıl fikir? Bence 10 numara fikir. Yine doldu bu. Bak yine gitti. Geldi, yarım bitti. Hadi bakalım Şenol çalışsın, şurayı halledeyim. Ondan sonra diğer tarlayı alıp sera işi... Bilmiyorum yani ne kadar yorulacağıma bağlı. Tahmin ediyorum burası. Hani daha diğer taraftaki parçası var. Yarım saat 45 dakika falan sürer. Ondan sonra süreyi hızlandırasım var. Bakayım ben ya, biraz çalışayım şurada da duruma göre bakarız. Ağaç içine girme diyen çok var. Abi bakmak için ya, olmadı burayı orman şeklinde bırakırım, ne olacak. Hani ağaç masraflı bir şey değil ki. Ormancılığa baktığın zaman kök şeyi zaten var. Bu bende var. Ekim bu muydu? Bu makine parçası toprağa yeni ağaç eker. Heh, şunu alacağım. 26 bin dolar. Ha, bir de tabii şey alacağım. Yanlış bilmiyorsam. Şunlardan alacağım. Palet fideleri. Yani, bu ne? Ha, kavak fidanı. Palet fideleri. Ne diyorsun ya? Palet ne? Fidan çekirdeği ağaç ekiciyi doldurmak için kullanılır. Kavak fidanı, bunu bir ağaç ekiciye yükleyin. Kavak kullanacağım muhtemelen ya. 180 dolar. Bir tane de kaç tane var lan? Şu sanki daha iyi gibi ama bunun işte dalları malları. Ona da hiç bakmadım, biliyor musun? Harbi bakmadım. Abi domuz besini ya. Domuz hakikaten bayağı karlı. Hani ilk başta hayvancılığa başlayacaksan. Koyun eyvallah, koyun. Tabii ki de domuzun olayı... Hem besiniyle uğraşmıyorsun. Artı çok hızlı ürüyorlarmış. Aşırı hızlı ürüyorlarmış. Ya ben bu saatten sonra uğraşacak değilim tabii de onunla da. Hani ilk başta o da yapılabilirmiş. Çok değişik şeyler var da işte. Diyorum gaza gelmeyeyim, vaktim yok. Güzel haritalar var. Arkasını da kapamak lazım. Çok güzel haritalar var. Server falan kuruyorlar. Bayağı toplulukları falan var. Hani sırf bu işin üzerine YouTube kanalı olan yabancı falan gördüm. Bayağı server kurmuşlar. Orada yaşıyorlar. Hepsi direksiyonlu falan. Ama yani tarlayı ekiyor. Bir gün sonra falan oluyor. Öyle ayarlamışlar, hesabını yap. Bayağı çiftçilik yapıyorlar. Ciddi simülasyon oynuyorlar. Ya şu benim yaptığım onların yanında var ya. Fasafiso ciddi ciddi. Maşallah. Ama adam da gel diyor ki hani full farming simülatör üstüne. Bilmem kaç yıldır uğraşıyor. Daha ufak kanal falan. Ya tamamen zevk için yani. Kanal bile anladığım kadarıyla kendi kafasından adam bulmak için. Başka hiçbir şey yok. Esprisi yok. Tamamen olay kendi kafasından adam bulmak için. Ki bildiğim kadarıyla yorumlardan yanlış anlamadıysam YouTube geliriyle şey alıyor. Millete farming simülatör alıyor adam. Çok ilgincime gitti ya. Çok ilginç güzel kanallar var ha. Yani o önerilenler YouTube abi. Tabii yolunu bulma peşinde. Sürekli olarak şeyleri öneriyor. Hani fazla dikkat çeken, ilgi çeken, ne bileyim çok izlenen kanalları öneriyor da. Çok tatlı güzel küçük kanallar var. Hani bir şekilde dolaşıp önerilenlerden falan buldun mu kendini şanslı hissedersin. Şimdi soran olacak, emin değilim kanalın adını. Şu an istesem de bulamam. Geçenlerde de öyle bir kanaldan bahsettim. Soran falan oldu da. Hatırlamıyorum abi. Hani ben de önerilenlerde falan çıkıyor. Öyle görüyorum, izliyorum. Hey, bu çok büyük sorun olacak.
Oha, o kadar değil, o kadar değil. Şöyle yanaşayım da en arkadan doğru açayım, yoksa buraya sığdıramayacağım hiçbir şey. Çetirle ı. Yana taşmazsın değil mi kanki? Korkuyorum vallahi. Ne yalan söyleyeyim. Ne olur ne olmaz. Yok ama taşamıyor zaten anladığım kadarıyla ya. Doğru, ben buraya 5 parçada mı ne doldurmuştum. İçinde bir miktar vardı. Tahminim şuraya var ya, 2 posta daha atsam dolacak orası. Sıçanız geçmiş olsun. Neyse sağlık olsun, ben çalışmaya devam. Tarlayı bitimine doğru muhtemelen görüşürüz. Tarla da ayrı bozuk ha. Harbiden bozuk ya. Şuraya geliyor, sonra dönüyor, şurada da duruyor. Neden hiçbir fikrim yok. Ki boş boş git gel yaparken. Bak çok çok boş git gel yapıyorum doğal olarak. İlk sırada neden tam ikinciyi bitirmeden, sonrasında neden her ikisini bitirdikten sonra hani daha uzun zamanda dolduğunu hesap ettim. Farkındayım, çok boş baktım ben. Araç çünkü işçiyi aldığın zaman full modda çalışmıyor. Full modda derken önündeki bir kısmı boşluk kalıyor, onun için daha fazla daha az malzeme alıyor, haliyle daha uzun zamanda doluyor. Uzun lafın kısası o ya. Olay o. Hani illaki yorumlarda falan oluyor. Şimdiden dedim açıkta kavuşturayım onu. Muhtemelen bir kısmını da ben yapacağım. Ne yapmadım iş değil canım, çalışırız da. Tarla bozuk. Şuradan böyle işçi alsan. He, buradan bir süre gidiyor. Arkaya doğru gitse de muhtemelen orada takılacak. Yapacak bir şey yok abi. Girdik bir elamete, geliyoruz kıyamete misali. Şeyde de var çünkü o ya. Anlamadım bu muhabbet nedir. Kaçta vardı? 24 numarada. Eğer alt kısımdan başlamazsam, üst kısımlardan falan başlarsam, alt kısıma geldiğinde biraz gidiyor, duruyor, kendini ağaçlara döndürüyor, takılıyor sonra. Manyak mıdır nedir anlamadım. Hani bazı yerlerinde bug herhalde o, bilmiyorum. Başka aklıma açıklama gelmiyor. Çünkü tarla sağlam. Herhangi bir sıkıntı yok, problem yok. Kafasına göre ama yani. İş başında alkol mü içiyor, ne yapıyor? Ben değilim bak, bu şu an işçi. İşçiyi kovduğum zaman değişiyor muyum? Aa, değişiyorum. Bak bu benim. Bu benim, az önceki işçiydi. Diğer taraftan baş... Ne? Çalış, bir şey olmaz. Ben de çalışayım, full doldum. O da muhtemelen şuraya getiririm, şuradan devam ettiririm. Bu burası bu kadar alır herhalde ya. 2 mi? 3 posta mı verdim? Emin değilim. Ya ortadan bir miktar daha doldurmayı deneyebilirim de. Gerek yok. Devamını buraya koyuyorum. Ki şuraya da düşüyor. Şura. Geçtim mi? Geçtim. Hop. Saman 42.000. İki defa vermişim de üçüncüyü veriyorum maşallah. Ama bu yerleştirme görüntü olarak güzel olabilir de kullanışlık olarak. Hani buraya yanaşması biraz düzenli gitmezsek problem oluyor. Takılıyor lastikleri. Tabii işi çözdüm ya. Tamam sen onu doldura... Dur. Nerede bizim tır? Muhtemelen... Gelebilecek mi oradan lan? Gelebilecek olsa bile... İşi bıraktın mı? Boruyu çıkartmak... Bak! Bak neler yap... Bak Allah'ını seversen... Bak 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 bak... Bak. Ne yapıyorsun? Hayırdır? Lan! Ne yapıyorsun? Hayır, nereye gidiyorsun? Dönse öbür tarafı yapsa anlayacağım ha. Bak kafası karıştı. Aha işi bıraktı. Oh tipi bak. Baya baya işi bıraktı. Bırak ya, çalışmıyorum ben. Yeter ya. Lanet olsun. Bu nedir dedi, adam işi bıraktı baya. Vay anasını ya. Ben yaparım. İstemez. İstemez. Tamam, parayı bulmuş zengin olabiliriz ama nereden geldiğimizi unutmadık. Böyle tripler olur ya. Nereden geldiğimizi unutmadık biz. Elimizi kirletiriz. Sıkıntı yok. İyi tamam, bundan sonra problem çıkacağını sanmıyorum. Bir miktar bekliyorum ki arkadan sıçıyor. Bak bir pıt diye atıyor. Bazen bir tane daha pıt atıyor. Ama çok nadir. Tamam herhalde o kadar. Bitti pıtı. Pıt atıyor. Manyak mıdır nedir ya? Bakalım aynı elemanı mı alıyoruz? Tahmin ediyorum sürekli aynı görüntüsü.
Ya Farmer Dynasty'ye üzüldüm ya. Neyse Pure Farming geliyor bakalım. Uygun fiyatı düştüğü zaman onu belki... Aha hatun aldım. Aha bayağı Jigs Tight'lı abla bu be. Baksana. Bu ne abi? Bunun çiftçilikle ne alakası var? Hiç alakası yok yani. Bu kim? Çiftçilik kim? Bak çiftçi dediğim böyle olur abi. Görüyor musun? Tam çiftçi. Farmer Dynasty'yi bulacağım ama inşallah. İnşallah. Merak ediyorum bir miktar. Onun daha çok uğraşısı varmış. Allah'ını seversen. Allah'ını seversen. Daha çok uğraşısı varmış. Ne alakası var ya? Gördüm adamlar en ufak kesme bile yok. Başından sonuna koyuyor. Yarım saate bayağı tamir mamir yapıyorlar. Yani ki tamir dediği de ufacık yerlere. İki defa mı üç defa mı ne tıklayıp tamir yapıyorlar. Hani öyle aman aman bir uğraşısı yok ya. Gelsinler böyle benim gibi 8 tane tarlayı birden bitsinler. Sirajıydı, hayvanıydı falan girsinler bakayım. Hangisi daha uğraşırdı göreyim. Ben abarttım abarttım. Neyse pek bir şey kalmadı. Şurayı en azından halledeyim ya bölümde. Şimdi tarla bitmek üzere de. Şimdiden ekmeye başlayayım diyorum ağacı ya. Farkındayım belaya atlıyorum şu an. Bu tarlayla deli gibi ağaç alır. Güzel tarafı mağaza yanımızda. Paletleri çıt çıt içinden doldurabilirim. Problem olmaz. Bu arada bir posta direkt Denton neydi? Denton Bekir'e sattım. Baya fırına satıyorsun buğday abi. En iyi parayı onlar veriyor. Ki düştü 700 küsürdü. Allah bereket versin ya. Flora'ya sattım hiç dedim Beyze götürmeli uğraşmayayım. 700 küsür zaten hani daha iyisine zor. 1000 gördüm bir arada. Şey özel istek üzerine falan oldu. Şöyle dur. Şurada traktörüm olacak. Yok bir dakika. Şurada traktörüm olacak. Şurada traktörüm olacak. Ya buna gir ben oradan geçerim ya. Şu bizim sağlam traktör. 8700. Bunu da buraya niye getirdim ki? Gaza geldim buraya bir ara şey ekme planına getirdim. Boş iş. Bir şey ekeceğim falan yok. Şimdiden alayım da ekmeye de başlayayım bir kenardan. Bilmiyorum ne kadar sürede eker, ne kaç para eker. Yani bir palete kaç tane eker? Emin değilim. Ne kadar sürede büyür? Ama kavak dediği şu uzunlar işte kavak olması lazım ya. Yanlış bilmiyorsam. Ormancılık ekipmanı. Abi ekim olarak bundan başka bir şey yok değil mi? Bu makine küçük de, yok pardon. Bu makine parçası toprağa yeni ağaç eker. Bu ekici doldurmak için fidan paletleri. Onun dışında herhangi bir ekici yok. Bunların hiçbir ekici değil abi onu biliyorum. Şu Damcon. Ya bunlara da illaki mod kurmak lazım. Hakikaten adam gibi bir iş yapacaksan. Şey yapıyorlar. Sonradan DLC ile 50 liradan bilmem kaç tane alet edevat alıyorsun da yani. Abicim. Çok saçma single player'daki içerideki alet edevat için ekstra para mı verilir ya? Hani yeni bak haritaya falan anlarım. Eyvallah da. Şuna bir de anladığım yok da işte. Bir nevi anladım diyelim de sadece alet edevat. Simülasyon oyunları çok yapıyor onu ya. İlk DLC zaten belası onların başının altından çıktı arkadaş. Harbi diyorum onların başının altından çıktı. Satın al renk falan seçmiyorsun. Eyvallah geri gel. Palet. Yanlış bilmiyorsam kavak abi kavak ekeceğiz ya. Yani aslında şunu deneyesim de var da. Neyse şimdilik şununla başlayalım da. 280. Kaç tane almam gerektiği hakkında fikrim yok. Ama o tarla hiç yoktan birden fazla gider yani. Önü neresi? Şuradan doğru alacağız öbür tarafta tabel olduğuna göre. Yanaş bakayım. Ne? I Re Re. Oha! Harbi mi diyorsun? Böyle mi ekiyor? Hadi ya! Tek bir tane tutuyor herhalde. Uf, bunun yakıtı bitmek üzere. Abi şuna benzin alayım şuradan ya. 61 litre nedir? Kırmızı kırmızı yanıyor. E tam da bayağı dandik bir şeyle bile olur bu iş ha. Abi oyun var ya hakikaten çok farklı yönleri var. Hakikaten yani ben her şeyi bir anda yapıyorum. Bunların hepsini
birlikte yapmaman lazım aslında. Atıyorum hayvancılık, ormancılıkla takılabilirsin. Olabilir yani. Şu arkadaki alet edevat gayet ucuz. Ağaç desen $280 hiçbir şey değil ki, tahmin ediyorum. Bir tane fidan bir tane ekmez değil mi? Saçma olur. Bir şey de gözükmüyor ki ya. Bu ne bu? Ufak ufak fidancıklar gibi bir şey herhalde. Bilmiyorum tam olarak nasıl işliyor. Doldur bakalım. Depoyu fulle baba. Yavrum benim. Benzin fiyatlarından sonra fulle. Hadi fulle. Fulle. Eskaza biraz da depo büyükse. Bu Mercedesler 80 litre alıyor. Abooo. 400 lira verirsin artık. Hoş biz kaç dolar vereceğiz? Dolar düşüyor. Dolar düşüyor. Ama bu da kaç yüz litre abi. Abartı litre ya. Bir traktör o kadar olmaz herhalde ya. Değil mi? Olur mu? Sen 600 küsur litre mi? Kaç litre o ya? Oğlum 1000 dolar mı vereceğim? Bayağı hızlı düşüyor para ha. Ya tamam, traktör aldığımdan beri daha buna ilk defa dolduruyorum. Buna hiç doldurmadım. Öbürlerine bir posta doldurdum da. 629 litre. Kaç para verdim hakkında fikrim yok. Dikkat etmedim. Giriş kısmında dikkat edeydim. Hayırlısı bakalım. Tık bir tane dikiyormuş, düşsene iki bir tane daha. Tık bir tane dikiyormuş. Aha 1127 yakıt masrafı. Allah'ım. Of. Oğlum tarlacılıkta nasıl bir para var? 1127 dolar. Depoyu fulle dedin. 1100 1000 boşver tamam ya. 120 dolar bile yani bir para da işte. 1000'i var bir de yanında. 1000. Ne kadar aralıklarla ekeyim ben bunu? Direkt kenardan başlayayım mı? Nasıl? Hiçbir fikrim yok. He? İstediğim gibi ekebilirim. Hatta şöyle... Aa çalıştı lan. Oy babacım. Şaka yapıyorsun. Bunların hepsi bir ağaç olmaz. Ben çok yanlış bir şey ekiyorum. Kavak. Bu ne abi? Oğlum bunların hepsinden bir ağaç bu kadar sık olur mu ya? Hani ağacın kalınlığı zaten ne kadar? Galiba bunlarla fidan oluyor abi. Fidanı topluyorsun, sonra fidanı tekrar tek tek mi ekiyorsun? Öyle bir şey olabilir ha. Harbi diyorum. Bir senede de toplar ha. Devam et. Hadi ortadan tek sıra yanların da yan sıra biraz saçma olmadı mı? Hemen. Ne seni engelledi? He sen dolmuşsun zaten. Deponda dolu neredeyse. Nerede oğlum bizim alet? Şunu seçebildiğime göre şunu da seçerim. Of. Abi kavak diyor. Kavak ağacı uzun olur. Yani şunlar kavak olması lazım. Değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Ağaçlara mı karıştırdım? Yok, kavak ağacı o. Ne bileyim. O kadar göt göt olmaz ki ya. Olur mu? Belki de olur. Ben korktum, oraya çok fazla ekmeyeceğim ya. Ne olur ne olmaz. Başa bela yani onlar. Bir ara şey muhabbeti vardı. Kökle birlikte. Hani kök temizleme, kütük temizleme şeyim var ya bende. Onunla direkt ağacı girdiği zaman ağacı direkt silebiliyordun. Bildiğim kadarıyla çalışmıyor artık, onu kaldırdılar. Hani bela kalır orada ağaçlar. Eğer öyle manyak ağaçlardansa uğraşmam harbiden ben onunla. O kadar göt göteydi de yine uğraşılmaz ki. Nasıl uğraşacaksın abi? Vallahi bilmiyorum nasıl olacak o iş. Dediğim gibi pek o kafama yatmadı. Neyse şurayı bitireyim ben o arada. Biraz eksin. Belki ekstra biraz daha ekerim. Hiç bakmadım onun şeyine de. Hani ne internetten baktım ne kimseye sordum. Kafama göre yapıyorum. Hayatımda gördüğüm en yavaş işlem. Ben bu kadar yavaş başka bir şey görmedim. Abartmıyorum. 36 dakika olmuş. 36 dakika. Yaptı hepsi bu. Ben ne yapıyorum ya?
İnsan sorguluyor hayatımda ne yapıyorum ben diye. Abi bu ne? Hani aşırı da sık olacak gibi. İşin ilginç kısmı hala da bitmedi ha. Hala da 2000 gösteriyor. Abartmıyorum. Gece bırakıp yatmayı düşünüyorum, biliyor musun? Çok uzun. Olur aslında be. Hani temiz buranın yani şuraya göre hesap edersek 2 saatten fazlası var. Yatsam olur mu ya? Yattım diyelim. Bir hızında. Uyusam kaç saat uyuyacağım zaten. Bilmiyorum, bakayım cesaret edebilirsem yatarım. Olmadı artık şöyle birkaç sıra yapıp bırakırım. Ne yapayım? Zaten şu kadar ağacı bile ben hiçbir zaman kesebileceğimi sanmıyorum. Bunların hepsi eğer bir dalsa, ki öyle gözüküyor. Var ya, abuk sabuk ağaç çıkacak ha. Öbürleri asıl düz olması lazım. Bu yanlış. Galiba. Ben bir bakayım şuna ya. Ne uğraşıyorum ki ya. O arada bu da yapsın. Hem vakit geçmiş olur. Wiki'de yazdığına göre Türkçe çevirmesinde bir sıkıntı var herhalde. Tamam, kavak ağacı normalde upuzun düz ağaç. Yani o ağaçlar kavak ağacı. Fakat şu an kavak fidanı paleti dediği şey Türkçe çevirmesinde yanlışlık var. Çünkü İki tane wiki'de gözüken tohum var ki şu palet fideleri, bunlar ağaç, bunlar ot gibi düşün. Yine bir traktör boyunda falan ot çıkıyor. Bunlardan kütük çıkmıyor. Bunlardan sadece ve sadece tahıl diyeceğim. Tahıl ne ya? Wood chips. Ne diye geçiyordu? Talaş. Sadece ve sadece talaş çıkıyor. Teknik olarak o da ağaççılık ki daha bile mantıklı olabilir. Neyle anlıyor derse göstereyim hemen. Onu da yanlış yapmışlar ki o zaman. Bizim abiyle şu abiye şunu takıyorsun yanlış anlamadıysam. Kesiciler silaj makinesine bağlanır. Yo, aslında ağaç resmi olabilir. O mısır değil ha. Doğru. Ne o? Ağaç. Mantıklı. Büyüyor abi, belli insan boyunda düşün, daha uzun. Bununla geçiyorsun, deli gibi talaş çıkartıyormuş. Bunu ilk defa görüyorum. Böyle bir şey olduğunu bile bilmiyordum. Hiçbir videoda da görmedim. Hoş, çok fazla video izledim söyleyemem 2017'nin. 2015 bayağı izlemiştim de 2015. 2017 de izledim aslında. Hiç görmedim. Kimse yapmıyor. Allah Allah. Ama zaten burada tek başına terk edilmiş bu. Deli gibi talaş çıkartıyor. Şimdi talaşları nereye satacağız derseniz, onların da farklı yöntemleri var. Kafadan şu var. Bu satış istasyonunda talaş bırakmak ısı üretir ve size para kazandırır. Ne kadar para? Hiçbir fikrim yok. 68 bin dolara verdiği zaman bir halta yarıyordur tahmin ediyorum. Buradan tek tek uzun ağacı da buradan kaldırdılar bu arada. Millet çok darlayınca demek ki. Oraya satabiliyorum, onu biliyorum. Bir. İkincisi, ormancılıkta direkt şu muydu? Bu makine kütükleri talaş parçasını... Yok. Satmıyor herhalde. Bu kütüğü talaşa çeviriyor. O direkt talaş çıkıyor. Benim yaptığım talaş için çok daha mantıklı o zaman. Ama ben ağa çekecektim sözde. Ne oldu o iş? Yalan mı oldu? Galiba. Gidiyor. Vay anasını. Bir sıra mı yaptı o arada? Harbiden bir sıra yaptı. Hayırlısı abi. Bekleyebildiğim kadarını bekleyeyim de, sanmıyorum bunun tamamını. Çok uzun zaman alıyor. Yatıp bırakmak da pek kafama yatmadı ya. Hani bu şeyle 10 saat bile geçse, 10 saatte oyun içinde kaç saat geçecek, yarım gün geçmez. Sanmıyorum herhangi bir şey çürüsün, sanmıyorum herhangi bir şey açlıktan ölsün hayvanlar falan. Ama biliyorum ki bütün gece makineyi açık bırakacağım ki gece anca dinlenebiliyor birkaç saat garibim. Yarıda falan tıkanacak, kalacak. Yok, bırakmam ya. Biraz daha beklerim, bekleyebildiğim kadar devam ederim.
O zaman talaş işine giriyoruz. Herkes orman işine girme, ağaçla uğraşma diyordu. Anlaşılan talaş işine giriyoruz. Veyahut da şuraya da... olabilir aslında. O kısma da ağaç yaparım. Yani birkaç tane keserim olmadı, salar bırakırım. O kenara olur. Mantıklı. Bu büyük kısım full talaş olur, orası ağaç olur. Arkaya da sözde sera yapacaktım da şimdi kalıyor gibi. Herkes biriktir parayı diyor zaten ki mantıklı. Oraya 300 bin dolar vereceğim. Seralara bilmem kaç para vereceğim. Onların geri dönüşü kadar oynayacağımı hiç sanmıyorum. Bayağı sürer. Evet, bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben Silifo. Ben mesela Asmen Okuyayım. Görüşmek üzere. Kendinize. We'll be right back.